Antalya toplu ulaşımındaki sorunları çözmek için ulaşım esnafının teklif ettiği plan 2 haftadır uygulanıyor. Ulaşımı rahatlatmak için yeni otobüs satın alınmadı. Ancak otobüslerin sefer sayıları artırıldı. Bir kez daha söylemek istiyorum. Araç ihtiyacı yoktur. Araç fazlalığı vardır Antalya'da. Araç ihtiyaç olduğu an otobüsçü odası olarak biz Antalya'ya araç almaya hazırız. Antalya Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yasin Arslan, Kanal V mikrofonuna hayata geçen planı anlattı. 200 otobüs alımından Büyükşehir Belediyesi vazgeçti ve siz sefer sayılarını sıklaştırdınız. O günden bugüne dek Antalya'da 2 haftadır nasıl ulaşım sorunları çözülebildi mi? En büyük sıkıntı Varsak bölgesinde olduğu dile gelmekte. 6 dakika arayla çalışan bir araç sayısını biz 4 dakika arayla düşürdük. Baktık ki kontrollerimizde hala buradaki yolcu yoğunluğu var. Ve geçen hafta uyguladığımız TK36 diye ekspres diye bir hat düzenleyerek Varsak'tan Uncalı bölümüne bir hat düzenleyerek çalışmaya başladı. Başkan Arslan özellikle işe gidiş ve işten dönüş saatlerinde trafikte sıkışmalar olduğunu vurguladı. Verilerle yeni otobüse ihtiyaç olmadığını ifade etti. Sorunu çözmek için artırılan sefer sayılarını işaret etti. Bugünkü araç sayımız 560'tır. Günlük ortalama bir araç 12 defa sıraya çıkmakta, günlük 1200 yolcu taşıması gerekmektedir araçlarımızın. Bugün için taşıdığımız yolcu sayısı 300 bin civarında. Normalde 672 bin yolcu taşımamız gerekirken bugün 300 bin yolcu taşıyoruz. Yani 372 bin yolcu atıl durumda kapasitemiz var. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi toplu ulaşımı kolaylaştırmak için 12 metrelik 100 adet, 8,5 metrelik 50 adet, 5,5 metrelik 50 adet olmak üzere 200 yeni aracın satın alma işlemini başlatmıştı. Otobüsçüler Odası yeni araç ihtiyacı olmadığını, mevcut araçlarla da hizmet verilebileceğini iddia etmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise her türlü güzergah planlaması ve sefer sıklıklarının düzenlenmesi için odaya yetki vermişti.